Evet. Aracın görünümü böyle ilk çıkan seri tipik. Tabii ben istiyordum ki bu araba güzel bir temizleyeyim. Cilasını atayım. Ondan sonra iş yapayım. Ama kış geldi maalesef, Almanya Türkiye'den daha erken geliyor. Burayı sürtmüşler. Bu arada arabanın yazlıkları da mevcut. Güzel BMW orijinal jantları var. 17'lik. 16'lık pardon. Bunları yeni taktım. Kış geldiği için. Gece çünkü 5-6 derecenin altına düşüyor. Eksiye doğru yaklaşıyor. Bunları taktık. Continental'ın güzel kışlık lastikleri. Profilleri de bayağı iyi. Arabanın başka eziği, göçüğü. Bir de ben arabaya baktığımda burada vardı bir şey. Burada bir ezik var. Çekilir. Cam orijinal. Daha fabrikada yapışan kağıdı duruyor. Hiç taş gelmemiş. Burayı da sürtmüşler. Aracın önünü kesin yüksek bir aracın arkasına fazla yanmışlar. Bu taraf temiz gözüküyor. Her zaman olduğu gibi BMW'lerde bunlar bozuk ama ayakta duruyor. Yeterince açıldığı için değişmesi lazım. Kocaman bir bagaj. En sevdiğim şey arabada bagaj. Büyük olacak. Burada bir de plastik var. Ivır zıvır. Ben dolduruyorum zaten. Hep fazla şeyler oluyor. Burada cam şeyi de dolu. Bunu da tamamladım. Havadanlık. Havadanlığımız da dolu. Aracın muayenesi de 2021'in sonuna kadar var. Herhalde yanlış anlamadıysam. Daha bir sene var. Bunlarda şu alttaki lamba da yok, ilk çıkan seri olduğu için. Ama buralar iyi muhafaza edilmiş. Bir herhangi bir kusur yok. Bu zamanında aşınan bir şey. Aşınmış. Orijinal paspası. Bunu çevirmem lazım. Koltuklarda bir yırtık fırtın, hiçbir şey yok. Sadece bu arabaya bir detailing yapacağım, o da detailing yaptıktan sonra gösteririm nasıl olduğunu. Sunroofumuz var tabii ki. Her zamanki gibi. Ben sunroofsuz araba almıyorum. Beni tanıyanlar iyi bilir. Sunroofsuz araba sevmiyorum. Güneşliği göstermek istedim de nasıl çalıştı. Kontağı açmam lazım. Şimdi E60'larda, V60'ımda da vardı daha doğrusu aynısından. O da böyle açılıp kapanıyor. Sevdiğim şeylerden biri arabalarda. Sunroof'umuz. Gayet güzel. Motora bakalım hep beraber. Ha, bu bagaj. Ha, bu arada arkayı da göstereyim. Bu arabanın arkada camlar elle açılıyor. Çoğunda normalde 4 cam elektrik doluyor. Bunda arabayı sipariş eden sahibi öyle istememiş. Bu kapı da hiç kullanılmıyor hemen hemen. Çoğumuz kullanmıyoruz zaten. Çok kişi kullanmıyor ama burada büyük ihtimalle su birikmiş. Burayı çürütmüş. Yani bu lastiği çürütmüş. Lastik popalanıyor.
Bunlar küçük detaylar ya. Ama benim gibi orijinalciyseniz arkadaşlar tamamlanması gerekiyor. Evet. Ne yapacaktık? Motora. Motorumuz benim BMW'de en sevdiğim motor. M52. Motorumuz gayet temiz. Orijinal. Kuru. Ben bir güzel bir bakım düşünüyorum bu aracı. İki tarafta polen filtresi. Hava filtreleri. Hepsini elden geçirmeyi, yenilemeyi istiyorum. ABS'i. Çoğu BMW'den bilirsiniz. Burada hep biterleme yapar. Arabanın ATF yağ terliyor burada hep. Çoğu BMW'lerde. Yağ filtresinin olduğu yer. Bu hortum da hep genelde teller. Almanya'da genelde işte arabalar hep orijinal fabrikadan çıktığı gibi kalıyor. Yani pek fazla kimse kurcalamıyor. Bizim Türkiye'deki arabalara göre. Yani şu araba 26 yaşında, 25 yaşında. Ama ne bir fazla yıpranma var, ne bir oynama var. Her şey orijinal. Orijinal. Kardeşim, M-Paket istiyorsan git M-Paket'le al. Yani ben şimdi şu arabayı, lambaları değişmem lazım. Tamponları değişmem lazım. Kromları siyah, kendi başka siyah rengi yapmam lazım ki bu araba M-Paket'e dönsün. O kadar masraf edene kadar en güzeli araba orijinal dursun ver. Daha uyguna git M-Paket'ini al. Ha, elinde malzeme olur ayrı bir şey. Onları takarsın. Bu arabaya güzel 4 tane bir jant takabilirsin. Ben 173 E65 jantı seviyorum. Çok kollu. Bunun kendi yazlık jantları da o modelde. Ama 16'lık, 20'lik veya 19'luk değil. 19'luk 172 jant, 173 mi oluyor? Onlardan düşünüyorum. Bayağı güzel olabilir. Biraz da belki bir sport verdim ya da cebinde fabrik yani sport yer. Biraz hafif bir iki tık indirilirse sadece onu istiyorum yani başka bir şey. Orijinal daha iyi. Arabanın yazlıkları da böyle. Burada duruyor yazlık. Evet arkadaşlar merhaba herkese. Eyüp'ten beraber istekler. E39'la çorbamızı içtik. Devam ediyoruz. Dönüş yoluna Eyüp arkadaşımız kullanacak. Evet. Dönüş yoluna bir bakalım. Yerlerden birinden ses geliyor. Onu çözmeye çalışıyoruz galiba. Sağ taraftan geliyor. Sağdan ya. Buradan dümdüz gittiğin zaman sağdan şeye gidiyorsun işte. Ben seni çıkıyorum abi. Daha önce bir E36 almıştık. Yaz tatilinden önce Mercedes almaya gitmeden önce. Onunla ilgili de birkaç video çektim ama size paylaşmadım. Aracı toparladık. Üzerime de açtırdım. Kullandım bir müddet. Daha sonra da arabaya bir talip olan biri oldu. Arabayı verdik. Daha doğrusu takas ettik. E36'yı aldım. E36'yı verip bunu aldık. Hemen hemen kafa kafaya falan gitti gibi bir şey ki Türkiye şartlarında hayatta olmazdı arada öyle bir takas. Bizde de normalde üstte biraz daha para vermem gerekirdi. Ama arkadaş aracın bir sorunu vardı. Onu çözememiş. Onu da biz çözdük. Öyle araç bize biraz kelepire geldi. Onun için aracımız 96 model. Nasıl gidiyor? Şimdi Anadolu'ya çıkınca göreceğiz. Eyüp arkadaşımızın Azerbaycanlı kendisi. Galerisi var. Auto galerisi. Araba al sat falan. O tarz işler. Biz de arabada. Onlar bir şeyler yapıyoruz. Yardımlaşıyoruz falan. Aynen öyle. Özüm kardasın. Buradayım. Ulan geçesene. Alacak. Yaksı. Nerede kalmıştım ya muhabbet dağılmasın.
Ya bu araç tabi Eos 6'ya göre üst sınıf olduğu için daha geniş, daha büyük bir araç. Daha rahat. Otobanda az önce anlattığım gibi otoban için tasarlanmış. Ama araç şehir içi içinde kullanımı rahat ama bayağı bir yakıt yakıyor, harcıyor. Arka sıkıntımız olabilir biraz. Çünkü eline boyuna bayağı geniş bir araç. 96 model demiştik. 2.5 litre motora sahip. 5.23 geçtiği halde bunlarla bu araçlarda 2.5 litre motor var. Hani 5.25'ler gibi. M52 B25 motor var. Araç ilk seri. Yani facelift'ten önceki çıkan kasa. Ama ona rağmen bayağı donanımı yüksek. Klima otomatik. Arka camda güneşlik var. Çalışıyor. Koltuk ısıtmalarını bunlar da böyle ayarlı yapmışlar. Şiddetini. Bu arada Eyüpçüğüm biraz hafif bir gittan verdi. Sesi de sizi duyuyorsunuzdur. Otomatik de. Normalde bunlar da burada artı eksi olur. Bu ilk çıkanlarda sistem böyle. Altı ileri manuel, altı ileri otomatik vites. Ama burada şey yok yani, hani sağa çekip eksi artı yapma olayı yok. Burada sporta çekebiliyorsun. Ondan sonra oradan ileri geri bir şeyler yapabiliyorsun. Keyfine göre. Çekişimiz nasıl? Eyüp Bey? Çekişimiz mi? Ağır mı? Ağır çekişimiz iyi ya. Benzinli bir araç için. Ağırlık bu ağırlıkta bir araba için. Çekiş bence iyi. Ben de gelirken biraz toparlıyorum. Şimdi yeni araçlarla tabii ki kıyaslanmaz. Bir de bunlarda o altta şalter var. Gazı basıyorsun ya, kickdown şalteri. Ona değerse araba küçüldü ya, aynen. Yani vitesi, gaz pedalını kökleyip öyle yapman gerekiyor. Başka nelerimiz var? Camlar, ön camlar elektrikli. Multifonksiyon lenkrad var işte. Donanım tam. Arkada güneşlik var. Bu arada bu aracın iç koltuk ve kapıları deri, orijinal deri aksesuarla veya nasıl diyeyim, deri şeye, standartına çevirmek istediğimizde güzelliğiyle yapalım. Sağa çevirince ses yapıyor değil mi? Kesinlikle sağda. Solda yok mu diyorsun? Sağmış. O zaman aynı şeyi, aynı demin bahsettiğimiz gibi sağdaki bilya değişmesi lazım. Bakalım, araştıralım. Uygun yollu bir şeyse ikisini birden değiştiririz. Yoksa birini değiştiririz. Araç 170 beygir normalde. 525'lerden farklı olarak 20 beygir daha az. Ama işte dediğim gibi belki optimiren yapılarak 192 beygire çıkarılabilir. Büyük ihtimalle de çıkarılıyordur yani. 2.5 litre bir motor. Niye öyle döndünüz baktınız beyim? Onun dışında arabada yıpranmış bir yer yok. Koltukları falan temiz. Orijinal halıları daha mevcut. Her şeyi, çiziği, kırığı, döküğü. Bunlar da hastalıktır BMW'lerde. Bu düğmeler çatlar sıcaktan yazın kuruyup. Bunda da aynı şekilde çatlamış. Onun için biraz hassas kullanıyorum o konuda. Bu faceliftlerden önceki modellerde ilk çıkan E39'larda buralarda şey yok. Küçük gece lambaları yok. Gece böyle hafif bir loş ışık verir içeriye. Onlar yok. Ön lambalarda Angel Eyes yok. Xenon yok. Xenon olan modeller de var da çok ender. Başka ne yok? Ha bir de mesela Taco'da eski modellerde alttaki bot kompüter geniş olur. Display uzun olur. Bu ilk çıkan olduğu için biraz daha bence daha sağlam, basit yapılmış ama daha sağlam yapılmış. Mesela facelift modellerde daha çabuk çürüyor. Çürüdü. Yani 98'de mi çıktı faceliftleri bunlar? 99. 99'dan sonra çıkanlarda arabalar daha çabuk çürüdü. Bunda hiç çürük yok. Yani hiç çürüme bunların şeyindeki maddeden kaynaklanıyor galiba. Boyamadan, boya aşamasından önceki maddeden. Korizyon daha sağlam yapılmış bu arabada.